Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve'fu anna ve'fir lana ve'rhamna ente mevlana fensurna alel gamil kafirin vel münafıkîn vel murtedîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul 'uqdatam min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bissalihin. Bugünkü dersimiz Arapçadan 16. ders, 1. bölüm yani. İkincisini de bir başka videoda devam edeceğiz İnşallah. Bugün 16. Ne demiş? Arapçada isimler şuurlu ve şuursuz olmak üzere ikiye ayrılır. Şuurlu ve şuursuz. Yani mükellef olan varlıklar, yani şuurlu isimler insan, melek, cin ve şeytanlar için kullanılır diyor. Bunlar mükelleflerdir yani. Belirli bir görevleri, mükellefiyetleri vardır. Bunların haricindeki varlıklar gerek canlı olsun, gerek cansız olsun, şuursuz olarak, yani gayrı akıl olarak kullanılır. İşte bu varlıkların isimleri şuurlu, yani akıl, akıllı demek. Yani akıllı ne demek? Düşünebilen, irade sahibi, önündeki önünde bir mecazi olarak, yani bir yol ayrımına geldiği zaman sağa mı gideyim, sola mı gideyim, bunun kararını verebilen demek. Bunlar insanlar, cinniler, şeytanlar. Melekler de kısmen bu vardır. Onlar çünkü belirli görevlerini yaparlar, başka bir şeye tenezzül etmezler. Ya da görevleri yoktur başka. Ama ins, cin ve şeytan, ki şeytan da cinlilerin kafirlerine denir. Bunlar nedir? Bunlara Cenab-ı Hak irade-i cüz'iye vermiştir. Bunlar ne yapacaklarını kendileri seçerler. Onun için akıl, yani şuurlu kabul edilirler. Bunlara diyor misal, mesela racülün, adam demek, veledün, çocuk, dayyibun, dayyibun da yani temiz anlamda kullanılabilir. Yani birisine böyle gerçi tayyibin normalde sıfat olarak da kullanılır. Çünkü bir varlığın durumunu anlatıyor. Tayyip, tayyip olması. Akılları böyle anlattıktan sonra bir de şuursuz, şöyle işaretleyelim, şuursuz isimler vardır. Dediğimiz gibi insanların, meleklerin, şeytanların, cinnilerin haricinde. Mesela bir hayvan, bir ağaç, bitki, bunlar şuursuzdur. Yani bunlar zaten herhangi bir ibadete de mükellef değildirler. Bunlara şuursuz denir. Evet. Bunlar da işte yukarıdaki sayılan gruplara dahil olmayan isimlerdir diyor. Cansız nesneler, hayvanlar, kavramlar, bitkiler şuursuz kabul edilir. Şuursuz isimlere örnek olarak kitabın, defterun, şeceratun gibi misaller verilebilir. Tekil olmaları halinde, tekil, tekil Arapçada müfret deniyor. Müfret, çoğula da cemi deniyor. Yani bir akıl, yani şuurlunun veya şuursuzun tekil olma halinde aralarında bir fark yoktur. Sadece çoğul durumda bu iki gruptaki isimler farklılık gösterir. Şuurlu isimlerin çoğulları çoğul olarak muamele görürken, şuursuz isimlerin çoğulları tekil, dişi olarak muamele görür.
Aşağıda şuurlu varlıkların tekil ve çoğullarına ilişkin örnekler verilmiştir. Evet, tabelamıza bakalım. Tekil varlıklar, yani müfret, şurası, he ve veledün, işaret isimlerinde görmüştük daha önce. Veled nedir? Akıldır, yani şuurludur ve tekildir, müfrettir yani, müfrettir. Bu bir oğlandır. Çoğullarda, yani bir oğlan değil de çok oğlan denilmek istediği zaman, o zaman ismi işaret hezeden heülâiye değişiyor. Heülâi evlâdün. Bunlar oğlanlardır şeklinde çoğul değişiyor. İkincisi huve raculun. Huve raculun. O bir adamdır. Onlar nedir? Ricalun, adamlardır. Bakın burada da hüm olarak değişiyor. Akıllarda böyle, yani şuurlarda böyle. Sonra üçüncüde velike müderrisun. Oradaki, yani ya da şu bir hocadır. Hani heze yakında, zelike uzaktaydı. Olana işaretti. İsmi işaret. Ama bunlar üç veya üçten fazla hocalar olursa, çünkü Arapçada bir de tesniye var, yani iki kişiye tesniye deniyor. Dual demek. Duallerde değil de cemilerde, yani üç veya üçten fazlası cemi oluyor. Ülaike müderrisun. Şunlar hocalardır. Veya mesela el müderrisun olsaydı araya bir hüm zamiri gelirdi. O zaman ne olurdu? Ülaike hümül müderrisun. Ama o kadar konuyu dağıtmadan, yani burada bilmeniz gereken ülaike, zelike ülaike oluyor. Akıl olduğu için müderris de müderrisun oluyor. Çünkü cemi müzekker salimdir bu. Müderrisun. Sonunda vav ve nun var. Bu şimdiye kadar olanlar tabi müzekker isimlerdi. Bir de müennes, yani dişil isim de ne oluyor? Hiye talibetün. Hiye o kadın nedir? Talibetün, bir öğrencidir. Öğrencidir. Burada hiye hünne olur. Zamirlerde gördük. Şimdi bu zamiri munfasıldır bunlar, yani bir isme bitişmeyen zamirlerdir. Hiye, hünne. Talibetünle ne oluyor? Talibatün. Sonunda elif ve te var. Yani cemî müennes salim. Yani belirli bir kalıp üzere gelmiş. Evet, onlar da diyor, o kadınlar öğrencilerdir diyor. Buraya kadar anlaşıldı diye ümit ediyorum. Şuursuz varlıklara geçelim şimdi. Yani şuraya kadar anlatılanlar şuurlu, gerek erkek gerek kadın olsun, şuurlu varlıklardı misallerde. Şimdi şuursuz varlıkların tekil ve çoğullarına bakalım. Tekil, müfret yani, çoğul. Hâzâ kelbun. Bu bir köpektir. Bu bir köpektir. Evet, bu tekil, yani müfret tekil. Bu bir köpektir. Çünkü bir tekil olduğunu nereden anlıyoruz? Bir demiş bak. Sonra bir anlamı bu şeydir bu. Efendim isim cümlesidir. Yani cümle-i ismiyedir. Kelbündeki tenvin, kelbün derken bir anlamını oradan çıkarıyoruz. Kelbün, bu bir köpektir. Bu bir köpektir. Bunu çoğul yapmak istersek ne demişti?
Köpek çünkü gayri akıl olduğu için tamam köpek yani kelp çoğul cümlesi yaparken kilabın olur. Kilabın köpekler. Ama gayri akıl olduğu için heza şimdi yukarıda geçmişti ya heza heülay olmuyor bakın ne oluyor? Hezihi oluyor. Yani müennes oluyor. Müennes oluyor. O zaman ne oluyor? Bunlar köpeklerdir. Hezihi. Bunlar yani heülay kilabın değil çünkü bunlar akıllı değil, şuursuz. Onun için hezihi hezihi kilabın. Çünkü hezihi de müenneslerde kullanılır. Cemi tüm cemilerde de müenneslik hususiyeti vardır. Efendim. Onun için hazihi diye kullanılır. Çünkü bir kaide küllü cem'in müennesün. Tüm cemiler müennestir. Tüm cemiler müennestir. İkinci misal, şu ikinci misal hüve hemarun sagirun. O küçük bir eşektir. Huve hımarun sairun yani küçük eşek ne diyorlar? Anadolu'da sıpa diyorlar değil mi? Küçük eşeğe. Yani bu bir argo kelime midir değil midir? Ondan tam emin değilim. Ona tabii küçük eşeğe sıpa derler. Bunu şimdi ne yapacağız? Şu hımarun tekil bir eşek yani bir eşek. Bunu çoğul yapmak istediğimiz zaman ne oluyor? Hüve gayri akıl olduğu için hüve hünne olmuyordu, hiye oluyor bakın. Çünkü hüve şeyde akıl olsaydı cemisi hüm olması lazımdı. Hüm hamirun sagiratun. Böyle değil. Hüve hamir de cemi olduğu için eşekler anlamına. O zaman ne oluyor? Hiye oluyor. Çünkü tüm cemiler müennestir. Burada da hiye müennes zamiri gelmiştir. Ayrıca sıfatlarda da aynı şekilde sagiratun bir sıfattır. Sagirun küçük demek. Bu hımarun tekil olduğu için sagirun da tekildir. Fakat hamirun burada cemidir, çoğuldur. Fakat gayri akıl gayri akılın cemi nedir? O da müfrettir. Müennes olarak gelir. Yani şu hiye ile sagiretun müennes olarak gelir. Gayri akıl cemilerde. Yani kendisi kelime olarak, yani filolojik olarak diyelim, yaratılış olarak değil de filolojik olarak ne kadar müzekker de olsa hımarun gibi ne yapıyor? Burada hamirun cemi olunca hem zamiri hiye cemi müennes oluyor hem sagiratun sıfatı müennes oluyor. Yani mesela şuurlu isimlere misal hani cemi müzekker mükesserlerden kırık cemilerden bahsetmiştik. Mesela ne diyoruz orada? Mesela eshabı kiram Eshab-ı kiram yani hem eshab sahabinin cemi oluyor. Eshab-ı kerim demiyoruz bakın buradaki gibi. Veya eshab-ı kerime de demiyoruz. Kiram diyoruz. O da cemidir. Çünkü akıl olduğu için, şuurlu oldukları için, yani insan oldukları için eshab cemidir. Onun sıfatı olan kiram da aynı şekilde nedir? Cemidir. Ama gayri akıllarda hem zamiri tekildir hem sıfatı tekildir. Ama müennes halindedir. Açıklamaya girelim. Görüldüğü gibi şuursuz isimler çoğul hale gelirken onların zamirleri ve işaret isimleri çoğul olmak yerine tekil dişi olarak gelmektedir. Ancak anlam yine görüldüğü gibi çoğuldur. Konunun daha iyi anlaşılması için şu örnekleri inceleyelim. Evet. Mesela birincisi bu yeni bir öğrencidir. O Belçikalıdır diyor.
Bunun müfredde tekil halinde هذا طالب جديد. Bu yeni bir talebedir, öğrencidir. Huve min Belcika. Belcika. O Belçika'dandır. Belçikalıdır yani. Bunu cemi yapmak için müfredi, yani bir talebe için değil de birkaç, üç veya daha fazla talebe için bunu söylersek, burada heze ne olur? Heülay olur. İyi olmaz. Çünkü akıl olduğu için, gayri akıl bir varlık olsaydı bu hiye olurdu, ama heülay olmuş. Talibin tullabın olmuş. Tamam. Onda sorun yok. Cedidinde o da cedid müfrettir. Cüdüdünde cedidin çoğuludur. O da aynı şekilde cemi olmuş. Böyle bu da değişmiş. Böyle bunlar hepsi değişiyor yani cemide. Sonra hüve şu ikinci şu virgülden sonraki hüve hüm olmuş cemi olduğu için aynı şekilde böyle değişmiş. Bu ikisi şuurluya misal. Şu ikisi de şuursuza misal. Müfredi هذا kitabun cedidun huve min Belçika. Yani ülkede isimleri çok önemli değil. Başka şeyler de olabilir duruma göre. Efendim. Hâdâ bu nedir? Hâdâ kitabın. Elinde bir kitap vardı. Bu diyor ki hâdâ kitabın cedidun. Bu yeni bir kitaptır. Ya da yeni bir baskıdır diyelim. Baskısı yeni olabilir. Veya yeni yayınlanmış bir kitap olabilir. Hüve min Belçika diyor. Bu Belçika'dandır. Belçika'dan bir kitaptır. Belçika malıdır veyahut da Belçika baskısıdır. Cemiye gelince hazihi olmuş. Bakın yukarıda ikinci satırda heülayi ama eşyalarda hazihi oluyor. Yani müfret müennes oluyor. Cemi müzekker değil de müfret müennes oluyor. Kitabın kütübün tamam. O cemi. Cedidun de cedidetün oluyor bakın. Yani cemi müzekkerde yani akıllarda cüdüdün ama gayri akıllarda yani eşyada şuursuz varlıklarda müfret müennes oluyor sıfatı. Müfret müennes oluyor. Yani bunlar yeni kitaplardır. Hiye, bakın bu da hiye. Bu da aynı şekilde burası gibi. Ne olmuş? Müfret şu hüve müfret içindi. Bakın şu altını çizdiğim. Müfret içindi. Hiye de cemi için. Cemi için ama müennes. Müfret müennes sigasında gelmiş. Aradaki farklar bunlar. Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi birinci ve ikinci satırlar yani işaretledi ki şöyle tekrar göstereyim. Bu iki birinci ve ikinci satırlar şuurluları üçüncü ve dördüncü satırlar da şöyle biraz küçültelim de videoya sığsın. Şöyle. Üçüncü ve dördüncü satırlar şuursuzları göstermektedir. Yani üçüncü, dördüncü satır şunlar işte. Birinci ve üçüncü satırlar tekilleri, ikinci ve dördüncü satırlarda çoğulları göstermektedir. Birinci ve üçüncü satırlardaki tekil durumlarda ismin şuurlu veya şuursuz olduğuna bakılmaksızın isme gelen işaret zamirleri heze ve sıfatlar cedidun arasında bir fark yoktur. İsimler cinsiyetlerine göre bu isim ve sıfatları almıştır. Birinci satırdaki şuurlu isim talibun, ikinci satırda çoğul olunca tullabun, kendi çoğuluna mahsus işaret ismi heülâi, yani akıllarda, şuurlularda heülâi ve sıfatı da cududun, o da cemidir yani, bölünmüştür. Ancak üçüncü satırdaki şuursuz isim kitabun,
İşaret ismi olarak tekil dişiye mahsus hezihi almış. Sıfat olarak da yine tekil dişiye mahsus cedidetün almıştır. Bu son sayfayı ayrı bir ders olarak inşallah çekeceğiz. Çünkü farklı bir konu. Birbirine benziyor ama biraz belki uzun anlatmaya gerek olabilir. Bu ayrı bir video olsun. Evet, Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyl Murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.